العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز قدردانلار hurmatli mehmonlar akalar ukalar bugun barchamiz uchun hurmatli qadrli bo'lgan xonadon sohiblarining xursandchilik munosabati bilan yozgan dasturxonlariga takliflari munosabati bilan tashrif buyurdik. Alloh subhanahu va taolo bu tashrifimizni qutlug muborak qilsin. 2 yoshni baxtli, saodatli oilalardan barcha musulmonlarimizga, xalqimiz uchun namunali oilalardan bo'lishlarini nasib qilsin. Biz musulmon millat o'laroq 1000 yillar davomida xalq o'laroq shakllanib kelgan xalqmiz. Nimaga xalqlar shakllanishligi haqida doim ziyoli toifalar, millatni g'amini yegan insonlar tashvish qiladi. Chunki xalq o'zligi bilan saqlanib qoladi. Xalq o'zligini o'zidan keyingi millatga ta'lim berish bilan, o'rgatish bilan o'zini asrab qoladi. Bo'lmasa, agar xalq peshqadamlikni qo'lga olmasa, ta'limini to'g'ri yo'lga qo'ymasa, siyosiy iqtisodiy vaziyatini to'g'ri tahlil qila olmasa, boshqa xalqlarning ta'siri ostida assimilyatsiyaga singib ketishga mahkum bo'ladi. Mana shu sababdan bir qancha xalqlar tarix doirasidan, tarixni sahnasidan yo'q bo'lib ketgan. Lekin bizni millat, bizni xalqlarimiz, ajdodlarimizni qo'ygan ulug' maqsadlari va bu maqsad yo'lida sobit qadamliklari sababli bugunga qadar davom etib kelyapmiz. Haq tarafda turish, haqni qabul qilish va haqni kelajak avlodga ta'lim berish, o'rgatish bu millatning eng qimmatbaho an'analaridan hisoblanadi. Biz an'ana deymiz, an'ana arabcha so'z shu. Andan olingan. Ya'ni bu ajdodning avlodga qoldiradigan merosini an'ana deyiladi. Ajdod o'zidan keyingi avlodga eng go'zal narsalarni qoldirsa, bu an'anaga aylanadi. An'analar har doim millatning kimligini ko'rsatib turadi. Maqsad sari yurarkanmiz, o'sha maqsaddan toyilmasligimiz kerak. Qiyinchiliklar bo'ladi, tsunamilar bo'ladi, zilzilalar bo'ladi, to'fonlar bo'ladi, maqsadni ya'ni yo'qotishga harakatlar bo'ladi. Lekin fidoiy millat, fidoiy ummat maqsaddan chalg'imasligi kerak. Eng oliy maqsadni inson oldiga qo'yish kerak. Mana shu oliy maqsadda boshiga keladigan har qanday imtihonga sabr bilan davom etish kerak. Hargiz musulmonning og'zidan shikoyat chiqmasligi kerak. Musulmonning eng go'zal axloqlaridan biri Alloh subhanahu va taolo unga bergan imtihonlarni o'ziga ne'mat deb bilishligida. Bemor bo'lib qolsa, Alloh meni bemor qildi deydi. Savob umid qiladi, bemorligiga ajr oladi. Tuzalib ketsa, Alloh menga shifo berdi deydi. Shifoga shukr qilganligi uchun ajr oladi. Musulmon shikoyat qilmasligi kerak. Shikoyat qilishlik ojizlik sababi. Ojiz millatlar shikoyat qiladi. Vaziyatdan, muhitdan bir yaxshi taklif qilmaydi-da shikoyat qilaveradi. Qimmat bo'lib ketdi, undoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi. Shikoyat musulmonga yarashmaydi. Oldingizga ulug' maqsadni qo'ygan odamga yarashmaydi shikoyat. Shikoyat qiladigan odamning maqsadi yo'q bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insoniyatni qaytadan tirilishligiga sabab o'laroq butun olamga rahmat o'laroq yuborilgan edilar. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Butun olamlarga rahmat qilib sizni yubordik dedi Alloh taolo. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning siyratlarini o'qingdi. Hayotlarini o'rganingdi. Muborak og'izlaridan yarim kalima shikoyat kalimasi chiqmagan. Shikoyat qilgan odamlarni sen iymoningda shakdamisan deganlar. Shikoyat qilgan odamlarga sen bu islomning albatta g'alaba qilishligidan shubhadamisan deganlar. Islom
Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen başlangan. Garip halde başlangan. Müslüman bugelligi uçun kelteklerge, tazyiklerge, hatta katillerge muarız bugen adamlar. Mana şu narsadan şikayet kılıp kegen adamlarge Peygamber aleyhissalam, sen imaninde şekde mi sen degenler? Şikayet kime? Müslümanga yaraşmaydı. Müslüman insan başıge keliyetken yakşidegi yamanligini atrafıdaki adamlardan körmeydi. Müslüman adam yakşilik ve yamanlikini iman itikadının rüknü olarak Allah'tan görer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldılarge katta maksatını koygeller. Allah subhanahu ve teala uzatge bütün insaniyetini dünya ve ahiretinin saadeti bilen teminleysiz deyip vazife yükülegen. Belliğ me unzile ileyk degen. Sizge biz nazır kılıyetkenler sana adamlarge yet kazin. Şikayet kımen bu yolda. Ve illem tef'al. Eğer bu işini kılmeseniz, yani vazifeni becermeseniz, maksat sarı yürümeseniz, yolda eğer adamlarge iltifat kılıp unge şikayet, bunge şikayet kılseniz, feme belleğte risalete. Allah'ın risalatını yet kazmegen bolasız. Vazifeni kımegen bolasız. İnsani faaliyetini amalga oshirmagan bo'lasiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallam vazifaning yukini bilardilar. Juda katta edi vazifa. Butun insoniyatga haqiqatni yetkazish, saodatni baham ko'rish. Payg'ambarlardan ko'ra ummatga mehribon hech kim yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vasallam biz uchun ota-onamizdan ham mehribon hisoblanadi. Nimaga? Ota-onaga yaxshilik qilishni payg'ambar o'rgatadi. Agar biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kulak salmasak, ata anaya yakşilik kılış gereğini kimden örgeneniz? Ata anaya ak bölgen adam cennetke kirmeydi degen haberini kim yetkazgen bizge? Resulullah yetkazgen. Ata anayınızge muhabbetli buluş için Resulullah'ını yakşı görüşümüz gereği. Başka yolu yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de adamlarga dinini, İslam'ını davet kıyarlara da Mekkelikler kabul kımadı. En zadagallar, mutrafullar kabul kımadı. Mekke'den sal, Canut tamamında Taif degen şehir var. Huddi şehirde yaşayan adamlarını, dağçaları tağda caylaşkenge okşagen. Mekke'nin en zadagalları, yazının cezireme külleri Taif'e çıkıp dam olardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke ahıllarına bu hakikatini, insani talimatını kabul kımayanlardan keyin Taif'e vardılar. Taif'teki adamlarına İslam'ını talkin kıldılar. Ben Allah'ın Resulümen, bu İslam'ını kabul kılınlar. Bu İslam Allah'tan keliyetken talimat. Gelecek avlat için, yani saadet için kefalet talimat dediler. Taif ahli Peygamber aleyhisselam'ın davetini kabul kımadı. Kabul kımasligiden taşkarı yaş balalarını kollarına taş verip rahmetallil alemini taş boran kıldır işte. Peygamber aleyhisselatu vesselam taş boran kılındı. Yolları da Zeyd ibn Harise vardı. Bedelleri karagen, ayağları... Ayaklardan kan yerge düşüyordu. Yerge düşüşlüğünü aldığını alıp kolları bilen kanını üşleyebdiler. Ayet yaptılar ki ey Zeyd diyebdiler. Peygamberini kanını yerge düşürgen ümmetke halaket geledi. Şunun için kanını yerge düşürmeyip ben diyebdiler. Taif ahli bir adablik kıldı. Peygamber aleyhisselamdan Ayşe anamız sonra geldiler. Ya Allah'ın Resulü. Sizni boshingizga kelgan eng og'ir kun qaysi kun degan. Va Oysha onamiz aytadilarki, bu savolga Uhudni aytsalar kerak. Uhudda tishlari singan. Tosh otib, kamon otib tishlarini sindirishgan, yonoqlariga dubulg'alari sinib kirib ketgan. Juda og'ir vaziyatda qolib ketganlar. Shu Uhudni aytsalar kerak deganda payg'ambar alayhissalom Uhuddan og'ir bo'lgan Toif dedilar. Toif hodisasi. İki kişi halas. Adamlarga yakşilik ilini yaptılar, adamlar taşbıran kılı yaptı. Adamlarga mihir kursatı yaptılar, adamlar gazap kılı yaptı. Adamlarga en akıllı yapını yapını yaptılar, adamlar cinli de yaptı. Resulullah'ın.
yurdular yurdular bir bog'ga keldilar. O'sha joyda qollarini artib o'zlariga qarab turibdilar. O'sha bog'ni egasi ko'rdi, rahmi keldi. Aytdiki, yonida bir adasmi degan bir qul bor edi, yamanlik qul edi. Unga bir vosh uzumni berdi. Aytdiki, o odamlar dedi Makka'dan keldi. Bizni mahalla uni toshboron qilib yubordi. Bechoralar o'tiribdi. Shu uzumni olib borib ber dedi. Haligi qul payg'ambar alayhissalomni oldilariga uzumni olib keldi. Payg'ambar alayhissalom unga qarab, qayerdansan dedilar. Yamandan dedi. Ha, Yunus birodarimiz shahardan ekansan dedilar. Qul hayron bo'ldi. Yunus qayerdan taniysiz dedi. Yunus payg'ambar. Baliq yutgan payg'ambar. Baliq qornida bir sohib karomat chila o'ldirdi-yu chiqdi salomat. Sufolar aytganlar buni. Baliqning qornida 40 kun yurgan zot. Shuning uchun turklarda o'sha baliqning otini Yunus deydi. Yunus balığı deydi. Siz qayerdan taniysiz Yunusni dedi. Axir men ham payg'ambarman dedilar. Menga nozil qilayotgan vahiyni Alloh Yunusga ham nozil qilgan dedilar. Qul bildiki, oldilarda turgan odam oddiy odam emas. Men dedi, payg'ambarni taniyman dedi. Siz ham payg'ambar bo'lsangiz sizga iymon keltiraman dedi. Butun boshli toifga nasib qilmagan iymon o'sha qulga nasib qildi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambariga shunaqangi katta zahmatli, haybatli imtihonni berdi. O'sha qulning iymonini xohlagan edi Alloh taolo. Birodarlar, iymonga kelish uchun to'siq bo'ladigan eng dahshatli narsa kibr. Kibr. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni bir tiyinga olmagani uchun u kishining gaplariga kirmadi odamlar. Vaholanki gap ilohiy gapdi. Rasulullohning shaxsiy gaplari emas edi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom hammalari yarachaqa Zayd ibn Horisa to'sganlar, qalqon bo'lganlar, u kishini ham hamma joylari yorilib ketgan. Hech kim yo joyga keldilarda Allohga duo qildilar. Allohim, men quvvatimni zaifligidan senga shikoyat qilaman dedilar. Men kuchim yetmayapti dedi. Odamlarga shikoyat qilmayman dedilar. Meni kuchim yetmayapti dedilar. Odamlarga balki yetkazolmayotgandirman dedilar. Meni boshimga nima kelsa roziman. Faqat sen menga g'azab qilmasang bo'ldi. Wala ubali dedilar. Boshimga nima kelsa roziman. Parvo qilmayman. Faqat sen g'azab qilmasang bo'ldi menga. Allohim, sen mehribonsan u. Bunaqa og'ir imtihonlarda ezilib qolishligimga rahm qil. Sen rahmating keng-ku. Bu imtihonlarga sabr qila olmay qolsam, g'azabingga uchrayman deb Allohga shikoyat qildilar. Shikoyat qilsa bo'ladigan o'rin. Odamlarga qilmayaptilar, Allohga shikoyat qilyaptilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga xitob qilgan. Yig'lamay habibim. Jabroil alayhissalotu vassalom malakul jabalni olib kelganlar. Ya'ni tog'larni farishtasi. Ikkita farishta bilan keldi Jabroil. Yig'lamay. Orqangizda katta kuchimiz biz. Bu odamlar sizga kuch yetmaydi. Mana ikkita farishta turibdi. Shu tog'ni ko'tarib, qishloqni tog'ni ostiga tashlab qo'ya olasiz. Buyuring dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom shikoyat qilmaydilar. Odamlardan yetayotgan ozorga odamlardan intiqom olmayaptilar. Ularni aybdor qilmayaptilar. Aytayaptilarki, ey birodarim Jibril, bular meni kimligimni bilmayapti. Bilganda bunaqa qilmasdiki. Balki bulardan keyin bir asr, ikki asr keyin la ilaha illalloh degan odamlar chiqar balki dedilar. Balki shunaqa odamlar chiqar, shuning uchun bularga bunaqangi azobni, intiqomini xohlamayman dedilar. Haqqiga duo qilaman dedilar. Kalta kiyib turibdilar, ozor chekib turibdilar. Nima desalar haqlari bor. Lekin
ularının hakkında dua kılıyordular. Allah'ım bunlarını keçirdiler. Bana bu rahmet deyildi. Bana bu nimet deyildi. Biz de hazır, az günü kıyınçilik bu kalsa derro şikayet başlanadı. Hemen nasıldan şikayet var? Avukat şu tuz pası bu baktı, falan narsa kımmet bu getirdi. Ve biz kimiz bizi? Kaysi ümmetimiz, kaysi peygamberli ümmetimiz. Maksat seni yürüyetken adamge şikayet yaraşmaydı. Ne mege? Bizim peygamberimiz şikayet kımege. Şikayet kıyan adamlarge imaninde şek var mı degenler? Keyin şu İslam ne mi buldu? Haydalgen, taşbaran kılingen, mecnun deyilgen peygamberinin dinige hadir gökümde 2 milyardan artık adam iman keltirgen. Müslümanlı giden bahtli, bahtiyar. Bu oturuşumuzga sebep buluyetken sünnet, nikah sünneti. Bütün dünya bunu arzu kıladı, havas kıladı. Bizi Müslüman ümmetinin bir tane sünnetke amel kılıçligimiz başka ümmetlerden, başka milletlerden üstünlüğümüzü temindeydi. Nikahını adli narsa da böyleydi köpçülük. Adli narsa mas bu. Bu şimdi talimat ki peygamberinin kaldırgan talimatı. En nikah sünneti. Nikah beni sünnetim dediler. Uşa rahmeten lil alemin bugün zat. Nikah beni sünnetim dediler. Bütün ümmet Müslüman olarak nikahını maksat kıladı. Nikahını maksat kıyan adamga Allah acil verdi. Demek ki nikahını ziddi zina beraberler. İmkaniyetiz bup durup, şaraitiz bup durup nikahlanmasından zinaya yürgen adamın maksadı yok. Zina kıyan adam farzdan haklıydı mı? Yok. Maksatsız adam o. Nikah kuruyetken adam hakiki erkek adam. Hakiki fidayi insan şu. Sünnetini tırıltırıyetken adam. O, yani özünü insani vazifesiyle karab yürüyetken adam. Maksat sarı yürürken biz buralarlar çalgımayız. Çünkü bazı rivayetlerde dünyanın üçte yüzü var deyişken. Dünyanın üçte yüzü var. Bittesi özüge karagen yüz. Dünya adamını özüge cahit kılar. Pulingiz ko'p bo'lsa, kuchingiz bo'lsa, quvvatingiz bo'lsa, mana shu maqsad yo'lida inson hamma razilliklarga rozi bo'lib qolishi mumkin. Alloh xatramasa. Imkoniyat, sharoit, kuch-quvvatingiz bo'lganda dunyo yuziga qaramang. Chunki dunyo vaqtincha. Dunyodan o'tganda bitta modasi o'lmagan kafan xolos. Hali ham yoqasi yo'q, hali ham cho'ntagi yo'q. Hamaga kafan kiydiriladi. Modası o'lmaydi kafanda. Ikkinchi yuzi ad-dunya madra'atul akhirah. Oxiratning ikkinchi zori. Dunyoning ikkinchi yuzi bor. Bu siz bilan biz maqsad qiladigan yuzi. Ikkinchi zorga eking. Qo'lingizda imkon bormi? Sharoit bormi? Oldingizga qo'ygan maqsadingiz dunyoda ekkaningizni oxiratda olishga harakat qiling. Dunyoni o'zida, dunyoni yuziga vaqtingizni ajratmang. Bu dunyo kimlarni ko'rmadi? Bu dunyo kimlarni sindirmadi? Bu dunyo kimlarni balandlarga ko'tarib olib chiqib tashavormadi? Dunyoni yuziga aldanmang. Dunyoni oxiratning ekinzori ekanligini e'tiqod qiling. Dünyada ekkeninizin ahirette olasız. Kıyan yakşiliğinizi minnet kımayın. Adamlardan kütmeyin. Adamlarına şikayet kımayın. Siz dünya için yani yaralmayansız. Biz dünya için kimegen biz dünyayı. Biz ne? Allah subhanahu ve ta'ala abadi cennet için yaratken. Abadi cennet için. Abadilikini, rahatını az günü dünyaya almıştırmaydık. Almıştırmasınlikimiz gerek. Dünya mazra'atul ahira. Dünya ahiretini ikinci zarı. Dünyanın üçüncü cihati var. O dünya Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatlarının inikası deyiladi. Aksi. Yani Allah'ın kanday sıfatları bolsa o şey sıfatlarının tecellisi dünyada var. Her bittengiz dünyanın mundaricesisiz. Her bittemiz insan dünyanın mundaricesi. Bizge karaganda dünya okul. Okuy olsa, bu mesela israf buladı insan. Kitabını okumayan adam kitabını israf kıladı. Kitabını okumaslık onu yok varışlıktan körekette cinayet. Kitabını yok varsa cinayet uyum. Okumaslık ondan ağır cinayet. Biz insan olarak dünyanın kitabımız.
o'zimizni o'qishimiz kerak. Man arafa nafsahu faqat arafa robbahu. Kim o'zini taniganda Robbini taniydi. Biz o'qiladigan kitob. Ya'ni oxirat uchun butun dunyoning borligi uchun yaratilgan mumtozmiz. Mumtoz. Bu mumtozlikni o'zini qadrini payg'ambar alayhi vasallamning ta'limotlari bilan berishimiz kerak. Ushbu o'tirishimizni ham ulug' maqsadi bor. Ikkita oila, millatning faxri bo'lgan, millatga xizmat qilishlikda fidoi bo'lgan insonlar oila qurishyapti. Yoshlar fidokorlik bilan oldinga qadam tashlashyapti. Shu odamlarning imkoniyati yo'q deb o'ylaysizmi? Xohlagan maishatni qila olaydi, xohlasa. Yo'q deyapti. Sunnatni tiriltiramiz. Biz musulmonmiz. Biz millatning fidoiyligiga qadam qo'yamiz deyishyapti. Bular peshonasidan o'piladigan odamlar. Sunnatga amal qilgan peshonasidan o'piladi. 100 ta shahidning ajri bor bitta sunnatni tiriltirganga. Oddiy ish emas bu. Alloh taolo bu nikohni muborak qilsin. Nikohga orzu qilib, maqsad qilib qadam tashayotganlarni qadamlarini sobit qilsin. Bu oilani, bu oilalarni o'rtalaridagi musohara qarindoshchiligini mustahkam qilsin. Musulmonlarning, xalq fidoiylarining shunday birdam joyda yig'ilishib, shu maqsadlarni gaplashib, kelajak avlodga bu an'analarni qoldirishligi eng katta xizmat. Dunyoning oxirat yuziga harakat qilish bu. Alloh taolo bu millatni o'zi zavol toptirmasin. Millatning ajdodlari erishgan katta yutuqlarga avlod o'laroq biz ham erishishligimizni nasib qilsin. Yangi oiladan millatning faxri bo'lgan, millatga xizmat qiladigan ulkan mutaxassis zurriyatlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Saf tanlash imkoniyati imtihon hammada bo'ladi. Shu kunlarda ba'zi odamlar ba'zi gaplarni ta'na qilyapti. Bir hodisalar to'g'risida gapirdik-da, qotillarni tarafini oladiganlar bor. Qotillarni, qotil o'zi. Qatl qilingan odamlarni o'zini aybi bor deb aytishyapti. O'lgan odamlarni aybi bor ekan. O'ldirganlarni aybi yo'q ekan. Shunaqa odamlar ham bor. Bunday odamlarni yuziga tupurish kerak o'zi. Agar imkon bo'lsa. Qotilni tarafi olinmaydi birodar. Zolimning tarafi olinmaydi. Agar iloji bo'lmaganda mazlum bo'linadi. Zolim bo'linmaydi. Taraf imkoniyati bo'lgan paytda nikohni tarafi olinadi. Zinoni tarafi olinmaydi. Taraf olinadigan paytda kim bo'lishdan qat'iy nazar halol insonni tarafi olinadi. Haromxo'r, poraxo'r tarafi olinmaydi hech qachon. Alloh subhanahu va taolo bizlarni shunday qadamimizni sobit qilsin. Maqsad sari ketayotgan maqsadimizda qadamlarimizni toydirmasin. Alloh subhanahu va taolo bu nikohni o'zi muborak, barakotli qilsin. Suhbatimizni oxirida Qur'on oyatlaridan tilovat qilib qo'yamiz. Keyin inshaalloh bizdan kutilayotgan duoni qilamiz. Qorakimizdan iltimos qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الأرض أو الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. پروردگارا اوقلنگن تلاوتلردن ایتلنگن مسئله مسائللردن نقصانلارمزن خطالارمزن عفو قلگن قبول عمللر قطارده قبول قلگن hosil bo'lgan ajr savoblardan barcha qo'l ko'tarib turganlarimizdan o'tib ketgan duo umidida yotganlarga bag'ishida qildik. Allohim ularni o'zing ruhlarini shod qilgin. O'zlarimizni haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilgin. Haqqa xizmat qiladigan, millatning og'riga bakor keladigan insonlar bo'lishimizni nasib qilgin. Bu yangi oilani musulmonlarimiz uchun, millatimiz uchun namunali oilalardan bo'lishlarini nasib qilgin.
aile fertlerine gözlerini kuvantıradigan, kalplerine surur, gözlerine kuvanç buladigan farzan zürriyetlerine Allah subhanahu wa ta'ala uzun etakigin. Parvardigara, barchalarimizni bemorlarimizga şifa, qarzdorlarimizga najot, musofirda yurganlarimizga Allohim o'zing hifz-i himoyangda asrab, barakot uylariga, oilalariga, ahllariga sog'-salomat qaytib kelishlarini nasib qilgin. Parvardigora, barchalarimizni qalblarimizda o'zingdangina so'raydigan niyatlarimiz var. Bu niyatlarimizdan afzalini bergin. Butun dunyodagi mazlumlarga najot bergin. Zolim fitnachilarning fitnalarini o'zlari bilan ovora qilib qo'ygin. Xalqlar o'rtasida tinchlik salomatligini o'zing barqaror qilgin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilayotgan ishlarimizda o'zing barakotlar, o'zing nusratlar ato qilgin. Va sallallohu nabiyina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat, tashakkur.